geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videomuzda altın ons, gram gümüş, gram altın ve dolar TL incelemesi yapacağız. Gene her zaman olduğu gibi önemli destek ve direnç noktalarını sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Gram altından önce bir altın ons yapalım arkadaşlar. Altın onsa bir bakalım. Altın ons da bizler için hangi seviyeler önemli? Sizlerle birlikte bunları bir bulalım. Altın onsa baktığımız zaman 1691 seviyesinden günlük bir kapanış geldiğini görüyoruz. Bu da altın onsta bizler için önemli bir kapanış arkadaşlar. Yani olumlu bir kapanış. Daha doğrusu olumluyla olumsuz arası kararsız bir kapanış. Şimdi altın onsta 1689. Bugün itibariyle arkadaşlar 1689. Ons'taki arkadaşlar beni çok iyi dinlesin. 1689 önemli bir arkadaşlar 1689. Fakat 1691'den bir kapanış olması çok 1689'a çok yakın bir rakam olduğu için arkadaşlar biz buna bir kararsız kapanış da diyebiliriz. Çünkü 1689 üzeri kapanışta altın onsta 1725 kanalı var arkadaşlar. Bakın burası bir kanal. Bu kanal takipte kalacağınız öncelikle birinci kanalınız. Yani 1689 üzerinde kapanışların devamında 1689-1725 kanalı çalışır. 1689 altı kapanışlarda da arkadaşlar 1689 altı kapanışlarda da Forexçiler de beni çok iyi dinlesin. 1689 altı kalışlar ve kapanışlarda da 1667 şuradaki kanal çalışır arkadaşlar. Bakın burası da bir kanal. Bu Elliot yöntemiyle bulduğumuz iki tane güzel kanalımız var. Bugün çalışacak olan. Yani 1689 üzerindeki destek çalışırsa yukarıda 1725'e doğru hedef. 1689 kırılırsa da aşağıda 1667 seviyesindeki hedef noktası çalışır arkadaşlar. O yüzden bu iki noktaya dikkat edeceğiz. Şimdi bu 1725 geçilirse arkadaşlar, yani şu 1689 üzeri 1725 kanalı çalışır, 1725'i kırabilirse o zaman tekrardan 1750 seviyesini test etmeye gidebilir ons altın. Fakat bu kanal çalışmayıp 1689 desteği kırılır, 1667, 1689 desteği çalışırsa 1667 sağlam destek bölgemiz. Kırılırsa 1667, o zaman da şuradaki 1653 seviyesi altın onsta takip etmemiz gereken önemli bir seviye olarak gözükmekte. 1691 üzerindeki kapanış bizim takip ettiğimiz sistemimize göre arkadaşlar olumlu bir kapanış altın onsta. Yani 1689'u takipte kalacağız. Çünkü 1689'a çok yakın bir seviye 1691. 1689 altın onsta takipte kalacağız. Ve yukarı atakların 1725 seviyesine kadar gelip gelmeyeceği takibimizde olacak. Şimdi gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? Gram altında henüz aşağı yönlü bir kırılma görülmedi arkadaşlar. Bunun neticesinde 377 seviyesinden bir günlük kapanışta gram altında geldi. Şimdi gram altında bugün itibariyle bizler için 380 seviyesi bir direnç konumunda arkadaşlar. 380 direnç konumunda. Bu 380 gram altında yukarı doğru kırılabilirse gram altında tekrardan 388 seviyesi test edilmek istenebilir.
Gram altındaki arkadaşlar da şurası bir kanal. 380 ve 388 aralığı bir yükseliş kanalıdır. Yani 380 üzerindeki kalışlar bir yükseliş kanalı olacaktır. Fakat 380 bir direnç konumunda. Bu yukarı doğru aşılabilirse de 388 tekrardan test edilmeye gider. Şuradaki 380 seviyesi üzerine çıkıp kapanış da yapamazsa bu sefer 380-367 bandındaki hareketler gram altındaki arkadaşların takipte kalması gereken önemli hareketler haline gelir. 367 gram altında önemli bir seviye arkadaşlar. Yani 367 üzerinde kaldıkça gram altın olumludur diyebiliriz. 367 altında bir kapanış gelmediği müddetçe gram altın olumludur ve 367 380 bandı takibimizde olacak. 380 direnci yukarı doğru kırılırsa dediğim gibi arkadaşlar yukarıda tekrardan 388'deki önemli direnç noktası da gram altında takipte kalmamız gereken önemli bir seviye haline gelir. Evet, 367 üzerinde gene bir kapanış yaptık. Şu an için bir düşüş yönünde bir hareket ben göremiyorum arkadaşlar. Gram altın ve altın onsta. Verdiğim seviyeleri takipte kalın. Eğer düşüş yönlü bir sinyal alırsam da tekrardan size video çeker ve bunları anlatmaya çalışırım. Fakat bugün 21 Nisan 2020 gece saat 5 itibariyle ben gram altın ve altın onsta herhangi bir düşüş yönünde bir sinyal göremedim. Bu sinyali görürsem de tekrardan sizlerle paylaşırım. Gram gümüşe de bakalım. Gram gümüşte arkadaşlar var çünkü. Evet. Gram gümüşü de gene gram ons grafiği üzerinde size anlatacağım arkadaşlar. Gram gümüşte 335 bizim için önemli bir seviyeydi. 335 üzerinde kaldıkça gram gümüş olumlu hareketlerine devam edebilir diye söylemiştik zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ve bugün 341 üzerinde gram gümüşte bir kapanış geldi arkadaşlar. Gram gümüşün 341 seviyesinden kapanış görmesi gram gümüşteki arkadaşlar için bir müjde niteliği taşıyabilir arkadaşlar. Nedenine gelince 341 üzerinde gram gümüş 300-361 seviyesini arkadaşlar çalıştırabilir. Şuradaki kanal aralığını çalıştırabilir. O yüzden 341 üzerinde tutunumları gram gümüşün devam etmesi halinde yukarıdaki hedefi 361 seviyesi olarak gözükmekte. Gram gümüşte 341 kötü senaryoda 341 altındaki kapanışlarda da arkadaşlar hala 3.28 gündemimizde olacak önemli bir kanal aralığı. Yukarı yönlü hareketlerde 3.41, 3.61, 3.41 aşağı kırılırsa da 3.41, 3.28 bu iki kanal aralığı gram gümüşteki arkadaşların da takipte olması gereken önemli aralıklar gibi gözükmekte. Fakat ben gram gümüşü olumlu görüyorum arkadaşlar. Yani yukarı yönlü hareketlerine devamını sürdürecek gibi geliyor bana. Tabi dediğim gibi yakından verdiğim rakamları takipte kalın. 3.41 altında 3.30'lu seviyelere doğru sarkmalar da görülebilir. Bunlar görülse de panik olmamak, 3.41'deki kuvvetli desteğin yukarı doğru hareketini tamamlaması, 3.61'li seviyelere doğru gram gümüşün de hareketlerini hızlandıracak diye düşünmekteyim arkadaşlar. Dolar kuruna da bakalım. Dolar kurunda neler oluyor? Evet arkadaşlar geldik. Hepinizin merakla beklediği dolar TL kuruna. Dolar TL kurunda neler olabilir? Başkan 35 analiziyle hep birlikte sizlerle
Bunu inceleyelim bakalım. Dolar TL kurunda neler olabilir? Evet, dolar TL'ye baktığımız zaman 6.94'ten bir kapanış gelmiş ve bu dolar TL için evet güzel bir kapanış arkadaşlar. Şimdi dolar TL kurundaki arkadaşlar öncelikle 6.80 seviyesini takipte kalacaklar. Yani 6.80 üzerinde dolar TL kuru kuvvetlidir. 6.80 aşağı yönlü kırılmadıkça yukarı yönlü hareketler devam edecektir. 6.80, 6.90 bir kanal aralığınız arkadaşlar, bakın. 6.80, 6.90 burası bir kanal aralığınız. 6.90 size kanallarınızı çıkarıyorum. Özellikle Forex'te işlem yapanlar ve Viyop'ta işlem yapanlar da beni çok iyi dinlesin. Bunları hiçbir yerde bulamazsınız. Bu da Başkan 35'ten çok saygıdeğer takipçilerine hediye olsun. Sizler çünkü bunu hak ediyorsunuz arkadaşlar. Ben hepinizin kalbinin çok temiz olduğuna inanıyorum. Ve bu temiz kalbinizin de bana yansıdığını düşünüyorum. Çünkü gecenin bu saatinde kalkıp sizlere video yapmaya çalışıyorum. Bu da sizin kalbinizin güzelliğinden kaynaklanıyor. Bunu da bilin. Evet, 6.90, 6.96 bir bant aralığı arkadaşlar. Şu an itibariyle 6.90 kuvvetli bir destek olarak gözükmekte arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. 6.90 kuvvetli bir bant aralığı olarak gözükmekte. Yani 6.90 ve 6.96 bir bant. 6.96'yı dolar kuru yukarı yönlü kırabilirse arkadaşlar hareket 7.04 ve 7.11'e kadar uzayabilir. Bakın şuradaki hareket 6.90, 6.96 ve 7.11 seviyelerini getirir. 6.90 altında kapanışlar gelmediği müddetçe. 6.90 altındaki kapanışlarda da 6.80 seviyesine doğru kırılımlar meydana gelir. Burası da bir bant aralığı. 6.80 altında bir kapanış gelmedikçe de Dolar-TL kurunda düşüş beklemek şu an itibariyle hayalden öteye de geçmez. Bunu da bildireyim. Daha başka Dolar-TL'de neler olabilir ona bakalım. Evet, şimdilik görünen Dolar-TL kurunda bu. Arkadaşlar unutmadan size şunu da söyleyeyim. Dolar-TL'deki arkadaşlar, bu biliyorsunuz merkez bankaları swap görüşmeleri yapıyorlar. Merkez bankaların kendi aralarında döviz cinsinden takas işlemleri için. Türkiye şu an bu merkez bankaların swap işlemleri için bu kuruluşlara başvurmadı. Yani Türkiye bu kuruluşların arasında yok. Fakat Türkiye'de bu kuruluşların arasına girip bir swap anlaşması yapmayacağı anlamına da gelmez. O yüzden bu swap anlaşmasından gelebilecek herhangi bir hamle ve hareket Dolar-TL kurunu bir anda 6.71'li seviyelere kadar da indirebilir. 71'li seviyeler. Bu 6.71 seviyesine kadar Dolar-TL kurunu çekebilir. O yüzden gözünüz kulağınız bu swap meselesinden gelecek kararda olsun. Çok önemli bir karar bu. Böyle bir karar zaten duyarsanız Türkiye'nin diğer merkez bankalarıyla swap konusunda anlaştığı yönünde bir haber duyarsanız 6.71'e kadar Dolar-TL kurundan uzak durmakta fayda var diye düşünüyorum ben. Bu da kulağınızın bir yerinde bulunsun. Kanal aralıklarını zaten verdim arkadaşlar size. 6.80, 6.90 bir bant aralığı. 6.90 yarın itibariyle bizim kuvvetli olarak takipte kalacağımız bir bant aralığı. 6.90 üzerinde kaldıkça da Dolar-TL hala güçlüdür. Yukarıda 6.96, 7.04 ve 7.11 bantlarını test etmek isteyebilir arkadaşlar.
Bu 6.90 aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe yukarıda 0.704 ve 7.11 bantlarını test etmek isteyebilir. Bana soruyorsunuz arkadaşlar, bazı ekonomist arkadaşlar dolarda veya altında düşüş olacak, uzak durun diye devamlı yazıyorsunuz. Arkadaşlar o şekilde düşünebilir. Ben dünkü videomda da size bildirdim. Ben hala altında ve dolarda, gümüşte düşüş yönlü bir hareket görmüyorum arkadaşlar. Benim baktığım grafiklere ve kapanışlara göre ben böyle bir düşüş henüz görmüyorum. Fakat ben de böyle bir düşüş görür, buna karar verirsem de mutlaka sizinle paylaşırım. Şimdilik bu verdiğim seviyeler takibinizde kalsın. Önemli seviyelerdir. Ben zaten günlük olarak bu sıkışık günlerde günlük video çekmeye özen gösteriyorum elimden geldiği kadar. Size yardımcı olabilmek için. Gene öyle bir durumda tekrardan bir video çeker size bağlanırım. Sizi uyarmaya çalışırım. Yatırım tavsiyesi olmaması koşuluyla. O yüzdendir böyle günler zor günlerdir. Kimin iyi analistçi olup kimin olmadığını böyle günlerde çok iyi anlarsınız. Çünkü teknik bilgisi olmayan insanlar bazı yerlerde artık rakam vermeyi beceremezler. Daha doğrusu rakam bulamazlar verecek. O yüzden böyle günlerde rakam verebilen analistleri takip edin derim ben size. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.